Merhaba arkadaşlar, ben Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisi Berat Kılavuz, 197.01 numaralı öğrenci. Bugün asansör sistemlerini açıklayacağım. En çok kullanılanlar halatlı olan asansör sistemleridir. Burada bir kabin gözüküyor. Makine kasları burada asansör hattının üzerinde bulunuyor. Halat kabine bağlanıyor ve bir kasnaktan geçiyor. Elektrik motoruna bağlı kablolar, lideri olan bir makara bir tarafa dönerken asansör kabini yukarı çıkıyor. Diğer yöne döndüğünde ise kabini aşağı iniyor. Kabloların diğer ucundaki karşı ağırlık kabine ağırlığını dengeliyor. Ağırlığı genel olarak tam dolu bir kabinin yarısı kadar oluyor. Normal bir kullanımda ikisi mükemmel bir şekilde engelleniyor. Motorun yapması gereken tek şey dengeyi bir yöne ya da diğer yöne doğru bozacak şekilde dokunuş sağlamak. Bu sistem enerjiden tasarruf ediyor. Ayrıca parçada oluşacak yıpranmayı da engelliyor. Kabine hareket ettiğinde motorun görevi ise düşen cisimleri kontrol altına tutmak, kabine karşı ağırlıkta şaft içindeki kılavuz raylara bağlı bu şekilde ileri geri sallanmasını önlemiş oluyor. Ayrıca yeni fener takımının tutulması için bir ortam sağlanıyor. Motorda bir sorun olması durumunda hidrolik sıvı kesiliyor ve frenler otomatik olarak kabloları sıkıştırarak asansörü durduruyor. Teknik olarak bu çelik alanlardan bir tanesi hem kabini hem de karşı ağırlığı taşıyabilecek kadar güçlü. Diğerleri ise de kablodan birinin kopması halinde yedek olarak burada bulunuyor. Peki ya bütün halatlar koparsa? Bu makinelerde her türlü önlem alınmış, motorun hemen yanında kendi makara sistemi ve kabine bağlı ayrı bir kabloları bulunan bir kontrol mekanizması bulunuyor. Bu kontrol mekanizmalarının içinde uçağın ağırlık adı verilen yay ile iki metal tanca var. Eğer kabin boş olarak düşerse kontrol mekanizması hızla dönmeye başlıyor ve merkez kaç kuvveti sağlanıyor. Dışarı itiyor, kancalı sabit icbar mağazadaki mandalların makarası durduruluyor. Kontrol mekanizmasının halatı kabinin üstünde bir kola fırlıyor ve böylece frenler devreye giriyor. Tamamen güvenlik garantiye alınmış oluyor. Peki asansör neden bu kadar uzun bekliyor? Asansörün bilgisayar sinyali göndermesinden dolayı bilgisayar şaft duvarlarındaki sensörler yardımıyla her çaptaki her kabinin izini sürüyor. Sonra her kabinin nerede ve ne zaman duracağını hesaplıyor.